Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özgürlüğü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 11.11.2023 ikinci videosuyla karşınızdayım. Lütfen beğenileri eksik etmeyelim, abone olmayı eksik etmeyelim. Bakın 61.400 olduk. İstikrarlı bir şekilde ilerlemeyi sürdürüyoruz. Arkadaşlar siz oynatma listesi açtıkça, siz video izledikçe, beğeni attıkça vesaire bu kanal daha da büyüyor. Yani kanalın büyümesini, eğer hoşunuza gidiyorsa lütfen bunları yapın arkadaşlar. Yani hem ailemiz büyüsün, hem kanalımız büyüsün, hem de inşallah Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu bir sezonda hep birlikte bunu yapalım. Fenerbahçe'de Adana Demirspor seferberliği. Şu anda herkesin ilgi odağı, dikkati bu noktada. Fenerbahçe'de önce ligde Trabzonspor, ardından Konferans Ligi'nde Ludogorets yenilgisinin gelmesi moralleri bozdu. Bu arada Trabzonspor'da Onaçu'nun dün bir golü vardı. Hani yanlış anlamayın beni, ya da anlasanız da sıkıntı değil. Ya tam Puskas'a aday gol. Yani tam Zlatan İbrahimovic golü. Açıkçası çok enfes bir gol. Ama aynı Onaçu'nun da 2 ya da 3 faul yapıp sarı kart yemişliği var. Yüze dokundu diye mesela. İşte ben Fenerbahçe Trabzonspor maçında bunu anlatmıştım. 10 faullü bir insan asla ve asla sarı kart yemeden maçı bitiremez. 2'den aşağıda sarı yemez. Yani 5. faulde kural diyor ki 5. faulde sarıyı vermen lazım diyor. Vermiyorsan kolluyorsundur diyor. Ben aynı şeyi kendi futbolcum için de söyledim. Ceko mesela bir maçta 10 faul yaptı. Sarı kart yemedi. O maçın hakemi bizi korumuştur. Kollamıştır derim arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de moraller bozuldu. Ama İsmail Kartal çözüm bulmak zorunda. Ve yarınki Adana Demirspor maçı öncesinde adeta seferberlik ilan etti. Hani ligin en zor sınavlarından biri diyor. Şimdi şunu da çok merak ediyorum. Ulan 19'da 19 yapmayı başarmış bir takımız. Nasıl becerdik de en zor maça çıkmayı beceriyoruz? Gerçekten bu da enteresan. Şimdi sezona müthiş başlangıç. Yani maşallahlı bir başlangıç. Ben hala da maşallah diyorum. Bence hala takımımız çok iyi durumda. Adana Demirspor maçına gözler çevrilmiş durumda. Ancak atladığınız, unuttuğunuz bir detay var. Nedir o detay? Mağlubiyetlerin can sıkması. Peş peşe 2 mağlubiyet. Ancak peş peşe yaşanan sakatlıklar niye dikkatinizden kaçıyor? Onu da anlamak mümkün değil. İsmail Kartal'dan moral konuşması, soyunma odasında Ludogorets maçından sonra konuşmuş. Adana maçı çok daha önemli bir hale geldi diyor. Yani futbolculara mental olarak düzelmeleri için. İsmail Kartal, artık önümüze bakmamız gerek. Bir an önce Adana Demirspor maçına konsantre olmalıyız. Milli araya kazanarak moralli bir şekilde girmek, yolumuza devam etmek zorundayız diyor. Mesela Ayetullah Bey hesabının çok güzel bir paylaşımı var. Diyor ki son 21 maçın 19'unu kazanan, lig ve Avrupa'da bütün istatistikleri alt üst eden Fenerbahçe'nin 29. şampiyonluğuna son 191 gün diyordu. Bir gün önce, yani kaldı 190 gün. İnanmayan bu yoldan dönebilir. Gölge etmeyin, başka ihsan istemez diyor. Aslında ben farklı bir şey daha söylemek istiyorum ama bunu şurada söyleyeyim. Ayetullah Bey'in bugünkü paylaşımı geçmiş sezonlara göre A'dan Z'ye her şey farklı. Yıldız transferler, iletişim, TFF'deki kliklerle mücadele. Aynı şeyler yaşanacak yaklaşımı basit bir ezberden ibaret. Şampiyonluğa son 190 gün, inanmayanlar için burası köprüden önceki son çıkış diyor. Arkadaşlar bir kere bak, birkaç Galatasaraylı hesabın paylaşımı gerçekten beni çok üzdü. Hani küfür, hakaret falan değil, şu üzdü. Herifler diyor ki tamam Fenerliler birbirine girdi, bundan sonra bunlar toparlanmaz. Yani camianın kırılganlığının onlar da farkında. Onlar da farkında. Gerçekten onlar da farkında. Malum camia Süper Lig'de son 3 sezonda deplasmanda oynadığı maçlarda aleyhine sadece 2 kırmızı kart gösterilmiş. Düşünsene de bak Galatasaray'ın. Fenerbahçe geçen sezon arka arkaya 3 maç kırmızı kart gördü. 3 maç. 3 maç kırmızı kart gördü. Biri Sivas deplasmanı, biri Konya deplasmanı, biri evdeki Giresun maçı. Ya düşünün. Gerçi yok, Sivas evimizdeydik sanki. 3 maç arka arkaya. Ya öyle bir dönem yaşadık. Malum camianın Süper Lig'de oynadığı 46 maçta aleyhine sadece bir kez penaltı düdüğü çalınmış. Son 46 maçta. Malum camia Bahattin Şimşek'in yönettiği 3 maçta 3 galibiyet elde etmiş. Yani açıkçası bir şeyler ayarlandı diyorlar. Demeye getiriyorlar 12 numaranın paylaşımı. Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin şu anda çok iyi bir takım var. Uzun zamandır Fenerbahçe stadyumunda bu şekilde bir atmosfer görmemiştim. 3-4 senedir maçlara gidiyorum, izleyerek, daha önce de oynadım. 8-9 senelik taraftar baskısı, taraftarın bütünleşmesi, birleşmesi en son gördüğümde 7-8 yıl olmuştur diyebilirim. O bütünlüğü görünce neyin ne olduğunu anlıyorsunuz. Bence bu sene kadro, oyun hem de camia olarak birleşmiş bir Fenerbahçe var. Tabii ki sezon sonuna kadar nasıl olacak onu göreceğiz diyor. Allah senin ve takımının yar ve yardımcısı olsun sevgili Volkan Demirel. Haydi inşallah. Fenerbahçe'nin değerleri küçüklüğümden beri kazanmış bir şekilde atkımla beremle davul çalarak okulu kırarak maçlara gitmiştim. O bende artık bir aile gibi olmuş. Sahiplenmiştim ben orayı diyor. Fenerbahçe'miz bu arada Adana Demirspor maçının hazırlıklarını bugün saat 14.30'da tamamlayacak. Takımı saat 17'de ki bu video 18.30'da planlanacak. Sabiha Gökçen'den kalkan özel uçakta Adana'ya hareket edecek. Saat 18'de taraftarımız karşılayacağına göre yani takımımız inşallah Adana'ya sağ salim gelmiş olacak. Siz bu videoyu izlemiş olduğunuz anda. Fenerbahçe'de bir hayal kırıklığı var hocam. Nasıl bir hayal kırıklığı? Fenerbahçe'deki hayal kırıklığı Cengiz Ünder. Hocam Cengiz Ünder benim için büyük hayal kırıklığı diyor arkadaşlar. Niye diyorum? 15 milyon euro verildi. Şimdi kısmen haklısınız. Hatta %90 haklısınız. Kısmen değil, bayağı büyük oranda haklısınız. Çünkü Cengiz sakatlık süreci sonrasında süre aldığı Ludogorets maçında etkili bir performans ortaya koyamadı diyor. Ama şurada haksızsınız. Cengiz Ünder'e top mu geldi? Ya da takım o anda top mu oynuyordu? Ya arkadaşlar bir şeyleri konuşurken ne olur bak ne olur kitabın ortasından konuşmayın artık ya. Yani ya şimdi takım çok kötü oynasa içlerinden bir kişi şu kötü oynadı diyemezsin. Takım kötü oynamıştır. Ama şu bir gerçek, biz Cengiz'de şu an için çok büyük zarardayız. Ödenmesi imkansız bir zarardayız. Kabul. 15 milyon euroluk rekor bonserviste Marsilya'dan transfer etti. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemiyordu. Transfer olduğu günden bu yana taraftarın performansını en merak ettiği isimlerin başında geliyordu. Ve milli futbolcunun gösterdiği performans şimdiye kadar tatmin edici olmadı. İsmail Kartal Ludogorets karşısında Cengiz'i 76. dakikada sahneye sürdü ancak 26 yaşındaki hücum oyuncusu oyunda kaldığı kısa sürede hiçbir varlık gösteremedi. Sadece 9 kez topla buluştu. 6 pas denemesinde 4 isabet. 3 ikili mücadelenin ikisini kaybetti. Hücumda hiçbir pozitif aksiyona sahip olamadı. Arkadaşlar haklısınız. Doğrusunuz. Hiçbir şey diyemem. Kesinlikle haklısınız. Ama haksız olduğunuz bir konuyu ben özellikle belirteyim. Haksız olduğunuz konu şu. Bekleyelim arkadaşlar. Ben de sizler gibi bekliyorum. Beklemek dışında yok. Şimdi ben size birkaç tane bir şey söyleyeyim mesela. Birkaç başlık halinde söyleyeyim. Anlatabiliyor muyum? Birkaç başlık halinde söyleyeyim. Livakovic tek başına dayanamadı. Bu cümleyi kurdum. Ne anladınız? Doğru anladınız arkadaşlar. Çok doğru anladınız. Yani Livakovic'i onu da biz yerin dibine sokma çabasındayız. Onu da yerin dibine sokma derdindeyiz. Tek başına dayanamadı. Ya bakın. Bir örnek verdim geçtiğimiz günlerde. O örneği tekrar ediyorum. Galatasaray bir maçı 1-0 kaybetse, Muslera 10 kurtarış yapsa, en son bir tane hatalı gol yese diyecekler ki canın sağ olsun. Fenerbahçe maçı 2-1 kazansa, Livakovic 10 kurtarış yapsa, bir tane hatalı gol yese çöp ilan ediliyor. Kazanmasına rağmen. Şimdi Trabzon, Ludogorets genelgileri kaleye isabet eden 7 şuttan 5'i ağlarla buluştu diyor. Ve hani savunmada Bekao ve Djiku'nun yanı sıra orta alanda Fred'in olmayışı takımı negatif etkiledi. Bu Livakovic'e kadar gitti. Arkadaşlar bakın Livakovic'in en önemli özelliği şuydu. Orta sahada Fred iyiydi, Bekao iyiydi, Djiku iyiydi yani ya da savunmadan. Livakovic'e kolay kolay top gelmiyordu. Geldiği anda da oyunda kalıp o kurtarışta hem adından söz ettiriyordu hem skoru koruyordu. 10 maçta kalesini 5 kez gole kapatmayı başardı ama üst üste alınan mağlubiyetler maalesef moral bozdu. Stoper'de son 2 maçta 3 farklı isim oynadı. Son 2 maçta demeyelim. Son 3 maçta 4 maçta. Yani Oosterwolde, Samet Akaydın oynadı. Yusuf Akçiçek oynadı. Hani Crespo forma giydi. Ve bu takımın dengesini bozar arkadaşlar. Yani bunu niye anlamak istemiyorsunuz? Bu takımın dengesini bozar. Ha hocam kaleci de üstüne gelen topu yememesi lazım. Ben bilmiyorum. Ludogorets maçındaki gol benim için efsane gollerden bir tanesidir. Hani kalecilerin yapabileceği bir şey yok. Benim halı saha videom var mesela kanalda. Herkes bana diyor ki kaleciyi ayarladın mı? Ya sen bu açıdan bu şekilde görüyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bu açıdan bu şekilde görüyorsun. Ama maçın içinde mesela Miha Zajc eski günlerini arattı. Şimdi arkadaşlar bir cümle kurduğunuz zaman o cümlenin yok olduğunu düşünüyorsunuz. Tamam ben o cümleyi kurdum ama kimse hatırlamaz diyorsunuz. Ben hatırlıyorum. Miha Zajc için gitsin dediğimde bana karşı çıkanları hatırlıyorum. Şimdi en büyük Zajc gitsinciler onlar olmuşlar. Ya Jesus'la arasında soğuk rüzgarlar esti. İsmail Kartal geldi. Sözleşme uzatıldı. Ancak vasatı aşamadı. Taraftarlardan tepki geldi. Yani bak ben şunu da söyleyeyim. Cengiz Ünder'den beklentimiz neyse Zajc'tan da aynısı olacak. Yani şu şekilde zaman geçtikçe bakacağız toparlanma var mı yok mu diye. Ha ben Zajc Ekim'e düzelir diyordum. Çünkü sakatlığını atlatıp form tutar diyordum. Kasım oldu hala form tutamadı. Ha ilk Ludogorets maçında 2 gol birden attı, sahanın en kötüsüydü. Ludogorets maçından sonra Pendik maçında Fred'in yerine oynadı. Şahaneydi. Vallahi şahaneydi. Bakın biz Zajc'tan faydalanmak istiyorsak takım halinde iyi olmak zorundayız. Trabzonspor maçında da aynı İsmail Szymanski ile oynadı. Pendik maçında da İsmail Szymanski ile oynadı. Ama Fenerbahçe varlık gösteremeyince Zajc da varlık gösteremedi. Ben Zajc'ın kavram karmaşası içinde olduğunu düşünüyorum. 8 miyim, 6 mıyım, 10 muyum karmaşasında. Zajc 8 olduğunu bilmek zorunda. Yani ileri gidecek, geri gelecek, top çalacak, top kesecek, pas dağıtacak, koridor açacak. Bu kadar basit. Ve bakalım ne olacak. Szymanski demişken Szymanski için Manchester United iddiası da ortaya atıldı. Biliyorsunuz maşallah ile başladı sezona. Ama bir düşüş söz konusu diyor insanlar. Bence bir düşüş söz konusu değil. Takımdaki düşüş Szymanski'yi de etkiliyor. Anlatabiliyor muyum? Ve Manchester United İngiliz devi Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Szymanski'yi transfer gündemine aldı diyor. Yani 40'tan aşağı gitmez. Onu da söyleyeyim. 30 milyon euroluk bir oyuncu diyorlar. Gelişmeleri merakla takip ediyorlar. Şöyle böyle falan filan. Hocam maç öncesi transfer duyumu doğru mu? Arkadaşlar transfer duyumu her andır. Her andır. Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek formaya göz kırptı. Şimdi en önemli kısımlara şimdi geliyorum. Bilginiz olsun. İsmail Kartal Ludogorets maçında 17 yaşındaki Yusuf'a görev verdim. Büyük bir özgüvenle sahaya çıktım. En fazla isabetli pas yapan isim 82 kez de Yusuf Akçiçek oldu. 82 isabetli pas ve en çok. Ve Adana Demirspor maçında formaya talip diyor. Bekao, Djiku, Serdar sakat. Emin misiniz? Samet UEFA listesinde yok. Mecbur oynatılamadı. Crespo'nun stoper oynaması bekleniyordu. Ancak İsmail Kartal Yusuf Akçiçek'i 11'de başlatma gereği duydu. Ve Yusuf da açıkçası güveni boşa çıkartmadı bence. Ve tamam Fenerbahçe 2-0 mağlup oldu ama genç savunmacı %92.2'lik pas isabet yüzdesi yakaladı. %80 yani 82'li en fazla başarılı pas yapan isim oldu. İsmail Kartal'dan övgü aldı. Yani en azından Yusuf Akçiçek ismi Fenerbahçe'de adını bir yerlere yazdırmış oldu. Ve Mert Müldür'ü de stoperde kullanabilir. Mert Müldür ben bak en çok anlamadığım konu. Mert Müldür konusu. Bakın Samet Akaydın, Mert Müldür hani bu konular biraz su götürür konular. Niye su götürür konular? Yani ya Fenerbahçe'de stoper oynayabilecek isim çok fazla. Ama hadi stoper oynatalım dediğin zaman o oynayamaz, o beceremez, o şunu yapamaz, bu bunu yapamaz diye bu hale geldik. Ya Trabzonspor'la oynuyorsun. Kabul zor bir rakip. Her şeye kabul. Okey. Çok zor bir rakip. Kabul. Ama kardeşim yani Trabzonspor'la oynuyorum diye de hani şu oynayamaz, bu oynayamaz. Ben Rafael Varane örneğini boşuna vermedim o gün. Rafael Varane örneği en büyük örneklerden bir tanesidir. Ya Real Madrid Barcelona maçında oynattı ya. Barcelona maçında oynattı ya. Sen kimsin ya? Adam Barcelona maçında oynatıyor. Sen kimsin ya? Ya Trabzonspor maçında oynatamayacaksan Yusuf Akçiçek'i o zaman boşuna stoper diye tutmayalım. Boşuna stoper. Sol ayaklı sol stoper. Samet Akaydın'la birlikte hocam ikisi de tecrübesiz. O zaman Samet'i de tutmayacaktın şekerim. Sen futbolcu bana lazım diye tutuyorsan gerek gördüğünde oynatacaksın. Bunu da belirteyim. Şimdi ben size Fenerbahçe'ye ilgili birkaç duyum vereyim. Kendi duyumumu vermeyeyim. Kendi duyumu en sona. Yağız Sabuncuoğlu. Fred Adana Demirspor maçı kadrosunda olmak ve takımla beraber deplasmana gitmek istiyor. Bu konuda İsmail Kartal'a özel ricada bulundu. Hafta boyu çok yoğun bir tedavi uygulandı. Son karar sağlık heyetiyle yapılacak toplantıda verilecek diyor. Yani bugün siz bu videoyu izlediğiniz saatlerde Oradaysa şey diyemem. Francesco Farioli'nin nicesi Lig 1'de namağlup devam ediyor. 12 maçı 7 galibiyet 5 beraberlik 13 atılan gol 4 yenilen gol. Gol yedikleri son maç 15 Eylül'de 3-2 kazandıkları Paris Saint-Germain maçı. Anladınız mı? Mesela ben istemezdim Fenerbahçe'yi açıkçası. Çok net söylüyorum, istemezdim. Ya bunu mu getiriyorsunuz diye, ama işte yani durum bu. Şimdi Fred oynayabilir. Fred oynayabilir. Herhangi bir aksaklık, sıkıntı. Hani İsmail Kartal'ın tercihleri de önemli tabii ki de. Fred oynayabilir. Bu arada Acun Ilıcalı, İrlanda'nın değerli kulübünden Shelburne'de olan yatırımlarımızı sonlandırma kararı aldık. Bugüne kadar süregelen işbirliği için Shelburne'e teşekkürler. Futbol alanındaki yatırımlarımız devam etmektedir diyor. Hayırlısı olsun bakalım. Ama iyi oluyordu. Şimdi şunu da özellikle belirteyim. Fred bana soracak olursanız %100 oynayacak ilk 11'de. Bu benim şahsi duyumum, şahsi düşüncem. Gelelim Djiku'ya. Djiku'nun ayağında bir ağrı var. Ben Djiku'nun oraya götürülmesi gerektiğini düşünmüyorum. Bana kalırsa Djiku gitmemeli. Ancak işin tuhaf tarafından bahsedeyim mi? Bence bahsedeyim. Djiku'nun oynama ihtimali Fred'den daha yüksek. Nasıl daha yüksek hocam? Djiku'nun ayağı kırılmıştı. Öbürünün kasında sadece çekme vardı. Arkadaşlar Djiku'nun ayağındaki kırık kaynadı. Yani Djiku'nun ayağındaki kırık kaynadı. Ve şu an sadece ağrı hissediyor. Ama şunu belirteyim. Hani bir iğneyle bu ağrı sonlanabilir ve Djiku oynayabilir. Ben İsmail Kartal değilim. Yani ben İsmail Kartal değilim arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Kimi oynatır, kimi oynatmaz bilemem. Ama ben Fenerbahçeli Mustafa Hoca olarak size şunu söyleyeyim. İsmail Kartal Fred'i de Djiku'yu da oynatabilir. Kendi bileceği iş, benim bileceğim iş değil. İkisini de oynatabilir. Peki muhtemel 11 ver hocam bize bir. Aslında yarın sabahki videoda versem daha mantıklı ama yine de şimdiden vereyim muhtemel 11'i. Livakovic kalede, sağ bekte Osayi, sol bekte Ferdi Kadıoğlu. Samet Akaydın, Jadon Oosterwolde ikilisi. Hocam bunlar Trabzon maçında rezil oynadılar. Samet %100 ilk 11'de. Djiku iyileşirse Djiku Samet oynayacak. Yani Djiku oynatılırsa Samet Akaydın Djiku ikilisi oynayacak. %100. Yani Samet Akaydın %100 ilk 11'de arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Livakovic %100. Osayi %100. Samet %100. Ferdi %100. Djiku'ya İsmail Kartal karar verecek. Ön libero'da Crespo. Hocam Bartu Elmaz oynamaz mı? Maalesef oynamaz. Zaten dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Samet Akaydın 1. Ferdi 2. İleride muhtemelen Cengiz oynayacak. 3 olacak. Yani %100 olarak Crespo ön libero'da. Szymanski %100 olarak 10 numarada. Sağ kanatta ben Cengiz'i bekliyorum. Ama Fred oynarsa sağda İrfan Can Kahveci, 8'de Fred oynayacak. Solda Tadic ve Ceko zaten %100. Yani Tadic %100, Ceko %100. İrfan Can Kahveci'nin oynayacağı %100. Ya 8'de oynayacak ya kanatta oynayacak. Szymanski %100, Crespo %100. İki isim Fred ve Djiku diğerlerini belirleyecek. Yani Fred ve Djiku kadroda olup yedekte başlayabilirler. Bilginiz olsun, hani kadroya alınıp kendilerini test edip maç önü kadroda alınabilir. Maçtan 1,5 saat önceye kadar büyük ihtimalle İsmail Kartal da kadroyu bilmiyor olacak. O yüzden bugün kadroyu biliyorum, bilmiyorum diyen arkadaşların hepsi palavra sıkıyorlar. Geçin onu. Yani Cengiz Ünder ayakta duramıyor diyorlar. Ha hocam ikisi de oynamazsa Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, 8'de Zajc düşüncesi var ama İrfan Can düşüncesi de var. Zajc en azından orada doğru düzgün 8'lik yaparsa bir şey yapabilir. Ha ben Mustafa Hoca olarak ben çıkacak olsam Crespo Zajc çıkmam. Crespo, Bartu, Elmas çıkarım. Ben Mustafa Hoca olarak çıksam. Yani Bartu 6, Crespo'yu 8 oynatırım. Szymanski'yi 10 oynatırım. İrfan'ı sağda. Tadic, Ceko. Hatta İrfan'ı sağda. Sol tarafta da sürprize imza atarım. Emre Mor'u oynatırım. Tadic'i yedek dinlendiririm. Ceko'yu forvete koyarım. Şöyle bir şey yapsa diyorum. Kafama onu getiriyorum. Crespo'yu ön libero, Szymanski'yi 8, Tadic'i 10 koysa. Çünkü Szymanski basıyor, pres yapıyor, ikili mücadele kazanıyor, top çalıyor. Hani ideal 8 gibi. Bu maçın ideal 8'i gibi. Ve bu maçı atlatırsak zaten önümüzde 2 hafta var. 2 haftada bütün sakatlar iyileşecek. Yani Crespo, Szymanski, Tadic yapıp sol kanada mesela İrfan Can, sağ kanada Cengiz Ünder ya da Emre Mor'u koyup forvete Ceko'yu koysa pır kanatlarla bence Fenerbahçe maçı bir şekilde çözer diye düşünüyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Benim aktaracaklarım bu kadar ama bendeki duyumlara göre bir kez daha belirteyim. Bendeki duyumlara göre hem Fred hem Djiku muhtemelen kadroda yer alacaktır. Anlatabiliyor muyum? Muhtemelen kadroda yer alacaktır ve bu iki isim oynatılıp oynatılmayacağı maçtan 1,5-2 saat önce belli olacaktır. Yani dediğim gibi şu an hiçbir duyumcuya inanmayın. Ben de dahil hiçbir duyumcuya inanmayın. Bekleyin arkadaşlar. Kesin karar verdiği zaman hep birlikte görürüz. Hepinize katkılarınızdan, desteklerinizden ötürü son derece minnettarım. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalımız 61.400 olduysa sizlerin desteği sayesiyledir. İçimden bir ses yarınki maça kadar 62.000'i zorlarız diyor ama oynatma listesi açmanıza bağlı. Eğer kısa oynatma listesini açarsanız bu kanal coşar. Yani en az 100 kişi 200 kişi kısa oynatma listesini açarsa emin olun 100, 200, 300 falan değil direkt 1000 abone artışı olur. Yarınki maç başlangıcına kadar şurada 62.000 olur. Bütün Tunceli kardeşlerime selam olsun. Bu arada bütün Trabzonlu Fenerbahçelilere selam olsun. Ya da Fenerbahçe'ye karşı antipati duymayan bütün Trabzonlulara selam olsun. 61.000'deyiz. Selam vermeyi unutmayalım plaka kodlarında. Bir an önce 62 olalım. 62 nereydi ya? Tunceli miydi? Ben Tunceli diye hatırlıyorum. O yüzden Tunceli arkadaşlara rica ediyorum. Sevdiklerinizi falan davetin. 453 müydü? Ben en son baktığımda 453 abone olması lazım. Bir an önce Tunceli'yi yakalayalım. Çok az bir şey kalmış. Siz yaparsınız. İnanıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.